Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizler için Huawei'in FreeBuds serisinin yeni modeli olan FreeBuds 5'i inceleyeceğiz. Bakalım bu ilginç tasarıma sahip olan model bizlere neler sunuyor? Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi Huawei'in FreeBuds serisinin ilgi gören kablosuz kulaklık modelleri arasına yer aldığını söyleyebiliriz. Serinin önceki modeli olan FreeBuds 4 de bir hayli ilgi görmüştü ve sonunda FreeBuds 5'e kavuştuk. Özellikle şu oval tasarımı beni benden aldı diyebilirim. Bunun dışında kulaklık tarafında da alışılagelmişin dışında bir tasarım anlayışı bizleri karşılıyor. Dilerseniz yeni modelin tasarım ayrıntılarıyla başlayalım. Daha sonrasında ise devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, tasarım ayrıntılarına ilk olarak kulaklığın kutusundan başlayalım. Kulaklığın kutusuna baktığımızda oval bir yapı bizleri karşılıyor. Bu oval yapının ön tarafında bir bilgi ışığı yer alıyor. Burada eşleştirme modunu açtığınızda veya şarj ederken şarjı azaldığında bilgi alabileceğiniz renkli aydınlatmalı bir yer alıyor. Alt tarafına baktığımız zaman Type-C girişi, yan tarafında ise eşleştirme tuşu yer alıyor. Arka tarafında herhangi bir tuş bulunmazken ön tarafında Huawei logosunu göze çarptığını söyleyebiliriz. Kapağı açtığımızda ise bizi 2 adet kulaklık karşılıyor. İkonik bir tasarım anlayışı ile gelen kulaklığın su damlasına benzer bir yapısı var. En başta önyargılı olabilirsiniz arkadaşlar. Yani böylesine ilginç duran bir tasarım anlayışına sahip olan bir kulaklığın yaşattığı konfor veya kulağa oturma konusunda sorun yaratıp yaratmayacağı. Fakat Huawei mühendisleri bu kulaklığın üzerinde özenle çalışmışlar arkadaşlar. Çünkü şu anda detaylarda da görüyorsunuz, kulağıma taktığım zaman tasarımda ince olan yer tam da benim kulağıma oturacak şekilde oluyor arkadaşlar. Yani şöyle özetleyeyim sizlere, üst taraftaki geniş olan yer kulağımın içine girerken alt taraftaki geniş yer ise tam da benim yanağıma doğru geliyor. Orta taraftaki incelik de kulaklığın görünümüne bir kez daha hoşluk katmış diyebiliriz. Aynı zamanda bu incelikten sonra kalın kısmın kulağın içine oturuyor olması da spor, koşu gibi kulaklığın kulağımızdan düşme ihtimali olan aktivitelerde kulağımıza sıkıca tutunmasını sağlıyor. Kullanılabilirlik tarafında bu kulaklık ve kutuyu sizden biraz bahsedecek olursam, özellikle bu kulaklığın daha uzun süre kullanım açısından kulağı asla ağrıtmayan bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Kutu tarafına baktığımda da serinin önceki modellerinin kutularına göre biraz daha hafif ve ince bir tasarım karşımıza çıkıyor. Hazır hafiflikten bahsetmişken hem kutunun hem de kulaklıkların ağırlığından da sizler için bahsedeyim. Her bir kulaklığın 5.4 gram bir ağırlığı var. Kutunun da 45 gramlık bir ağırlığının olduğunu belirtelim. Kulaklığın her birinin kulağa taktığımızda bize konforlu bir yapı sağladığını söylemiştik. Yani kulağımızda rahatlıkla durduğunu veya kolay bir şekilde çıkmadığından bahsetmiştik. Şimdi biraz da bu kutu kısmına geleceğim. Kutunun ince tasarımı da yine cebimde herhangi bir potluk yaratmıyor arkadaşlar. Normalde ben kulaklık kutularını çantamın yan gözünde veya ön gözünde bulunduruyordum. Fakat bunu cebime koyduğumda da sanki yokmuş gibi hani rahatsız olmadan taşıyabiliyorum. Bu yüzden Huawei'in FreeBuds 5 modelinin kutusunun tasarımında böyle ince bir hatta yer vermesi de avantajlı bir durum olmuş. Bu yüzden hem kutu hem de kulaklık tarafında alışılagelmişin dışında hoş bir tasarıma sahip olan bir kulaklığın bizleri karşıladığını söyleyebiliriz. Evet, kulaklığın tasarım ayrıntılarını inceledik. Şimdi geldik teknik özelliklere. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Huawei FreeBuds 5 modeli yüksek çözünürlüklü ses sunuyor bizlere arkadaşlar ve kişiye özel bir gürültü engelleme özelliği var. Ses kalitesinde kişiye özel bir şekilde ayarlayabiliyor. Akıllı uyarlanabilir kulak eşleştirme özelliği mevcut. 11 mm'lik çift manyetik sürücüyle geliyor. 10 band equalizer ayarı bulunan model 14.3 mm büyük diyaframla geliyor. Ayrıca oyun modu da bulunuyor arkadaşlar. Bu sayede 150 ms düşük gecikme sunuyor. Tüm Android ve iOS cihazları için uyumlu olan modelin IPX4 sertifikasının olduğunu da belirtelim. Evet, teknik özelliklerden de sizler için bahsettik. Şimdi geldik kullanıcı deneyimine. Öncelikle kulaklığın high-res, yani yüksek çözünürlüklü high resolution dediğimiz bir ses kalitesi sunduğunu söyleyelim. Yüksek kaliteli Bluetooth ses formatı için ses iletim hızının 990 kilobite kadar çıkarıldığını ekleyelim. Yani bu sayede kayıpsız bir şekilde müzik ses deneyimi yakalayabiliyorsunuz arkadaşlar bu kulaklıkla. Aynı zamanda içerisinde bulundurduğu 11 mm'lik sürücüler de yine bu ses kalitesine katkı sağlıyor.
Şimdi diyeceksiniz ki 990 kilobitlik bir ses farkını ben nasıl anlayacağım? Şöyle düşünün arkadaşlar. Nasıl ki 1080p bir video izlerken bir anda 4K'ya geçtiğiniz zaman aradaki kalite farkını önemli derecede anlarsınız. Yani Huawei FreeBuds 5 modelinin sunduğu 990 kilobitlik ses değeri de normal kulaklıkta karşımıza çıkan ses kalitesinin, iletim hızının 3 katı kadar bir bit değeri sunuyor bize. Bu yüzden kesinlikle anlayabileceğiniz bir ses farkı bizleri karşılıyor arkadaşlar. Yani normal bir şarkı dinlerken, örneğin bir orkestra dinlerken, orkestradaki her bir müzik aletinin sesini dahi ayırt edebiliyorsunuz. Bu benim aşırı hoşuma gitti. Bu yüzden kalite tarafında benim beklentimi sonuna kadar karşıladı. Yani piyasada şu anda kaliteli olarak görülen, yüksek meblağlar ödediğimiz bir kulaklığın 320 kilobitlik bir ses kalitesi sunduğunu sizlere belirtelim. Fakat burada Huawei FreeBuds 5 modeliyle 990 kilobiti bizlere sunup kayıpsız ses performansını kullanıcılara yaşatıyor. Evet, şimdi geldik Huawei FreeBuds 5 modelinin en sevdiğim özelliklerden birine. Bu kulaklık her kulak kanalı için daha geniş bir frekans aralığı sunuyor. Yani arkadaşlar, daha iyi bir ses deneyimi için kulaklığın kulak kanalımıza oturmasını hesaplıyor ve 100 Hz ile 2 kHz kadar geniş frekans aralığı ile bize destek veriyor. Bildiğiniz gibi her insanın kulağı farklıdır. Fakat Huawei'de FreeBuds 5 modeliyle beraber her kulağa özel olarak bir ses frekansı verdiğini ve her kullanıcıya tam optimize bir şekilde en yüksek performanslı sesi sunmayı amaçladığını da söyleyelim. Aynı zamanda yeni modelde 10 bantlı equalizer ayarı yer alıyor. Az sonra AI Life uygulamasından bahsederken yine equalizer ayarına da değineceğiz. Fakat şunu söyleyeyim. Profesyonel ve kişiselleştirilmiş equalizer ayarı bu kulaklık sayesinde mümkün arkadaşlar. Örneğin bir dinlediğimiz müzikte davullar fazladır veya basslar çok yüksektir. Bir trap dinliyorsunuzdur, rap dinliyorsunuzdur. Hemen bassları yükseltiyoruz ve bas noktalarının kulağımıza vurduğunu sonuna kadar hissedebiliyoruz. Veya çok enstrümental bir müzik dinlerken o sırada da örneğin keman sesi çok vardır. Hemen tizleri yükseltiyoruz ve enstrümanın keyfine varmaya devam ediyoruz. Bu yüzden equalizer ayarının bu derece geliştirilmiş olmasında ben gayet iyi buldum. Evet, şimdi geldik en çok merak edilen kısma. Tabii ki de pil, şarj ve kullanım ömrü. Öncelikle şarj olma değerlerinden sizlere bahsedeyim arkadaşlar. Bu kulaklık tamamen boşken 5 dakikalık bir şarjla 2 saatlik bir kullanım bizlere sunuyor. Eğer siz bu kulaklığı tam şarj etmek istiyorsanız da 20 dakika şarj etmek yeterli. Yani 20 dakika şarj ettiğimiz zaman tam şarja ulaşabiliyoruz. Peki kullanım ömrü tarafında kulaklık bizlere neler sunuyor? Sadece kulaklıkları kullandığımızı düşündüğümüzde, yani herhangi bir şarj kutusundan şarj almadığını düşündüğümüzde, aktif gürültü engelleyici açık bir şekilde yalnızca kulaklıkların 3,5 saatlik bir kullanıcı deneyimi sunduğunu belirtelim. ANC özelliğini kapattığımız zaman ise 5 saatlik bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte bu kullanım ömrünü değerlendirdiğimizde ise ANC özelliği açıkken 20 saatlik bir kullanıcı deneyimi bizleri karşılıyor. ANC'yi kapattığımızda ise 30 saatlik bir kullanıcı deneyimi yaşattığını söyleyelim. Tabii ki bu değerler kullanıcıya bağlı olarak değişir. Fakat hem case'in şarjını fullediğimizde hem de kulaklıkların şarjı full olduğunda ANC kapalıyken 30 saatlik bir pil ömrünün muhteşem olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 30 saati kaç haftada kullanacağınızı bir düşünün arkadaşlar. Günde 2 saat kullanmış olsanız 15 gün boyunca kullanabilirsiniz. Hadi diyelim 2 saatten fazla kullandınız. Yine bile bir haftayı geçen bir pil ömrü kullanıma bağlı olarak bizlere sunuyor. Ha, oldu ki pili çabuk bitti. Oldu ki çok aktif kullanıyorsunuz. Günün 12-15 saati kulaklığı kullanıyorsunuz. Zaten 20 dakikada tam şarj olan bir kulaklıktan bahsediyoruz. Yani şarjı çok hızlı bitseydi dahi, çok hızlı şarj olan bir kulaklık olduğu için yine kullanılabilirlik tarafında bize önemli artılar sunacak. Ama hem şarjı zor bitip hem de bu kadar hızlı şarj olması gayet avantajlı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Huawei'in FreeBuds 5 modelinde arkadaşlar otomatik akıllı dinamik ANC, yani aktif gürültü engelleyici özelliği bulunuyor. Peki bu ANC özelliğinin otomatik, dinamik ve akıllı olmasının bize ne gibi artılar sunuyor? Gürültü engellemenin modları arasında otomatik olarak geçiş yapıyor arkadaşlar. Örneğin bir kütüphanede ANC özelliğini açtınız ve duruyorsunuz. Çok sessiz bir ortamda gürültü engelleme teknolojisi farklı oranda çalışır. Yani zaten ortamda bir gürültü olmadığı için siz de gürültü engelleme özelliğini farklı bir işlevde kullanıyorsunuz. Bir de şimdi bambaşka çok gürültülü bir ortama gidelim. Diyelim bir metrodasınız ve uğultu var. Bir yandan metro sesi geliyor, bir yandan insanların konuşması geliyor. Tam da bu noktada ANC özelliğine ihtiyacınız olduğunda ANC özelliği size kütüphanede sunulan aktif gürültü engelleyicisinden daha farklı bir şekilde çalışıyor. Yani dinleme ortamına bağlı olarak farklı aktif gürültü engelleyici modları
bize sunuyor Huawei FreeBuds 5 modeli. Hazır gürültü engelleme tarafından bahsetmişken bir de çağrı gürültüsüne gelelim. Yani ben bu kulaklığı kullanırken çok gürültülü bir ortamda olsam bile karşımdaki kişi beni duyabilir mi? Evet arkadaşlar, çünkü üzerinde bulundurduğu 3 mikrofonlu sistem sayesinde gürültülü ortamda dahi sesinizi karşıya iletebiliyorsunuz. Biliyorsunuz bizim ofisimizin balkonu biraz gürültülü. Etrafta E5 var ve çok fazla rüzgar var. Dilerseniz o ortamda yaptığımız bir telefon görüşmesinin kaydını sizlerle beraber paylaşalım. Daha sonrasında ise incelememize devam edeceğiz. Görüşüyorum abi. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sağ ol. Sesin gayet net geliyor. Duyuluyor. Şu anda balkondayım. Arkamda ambulans, trafik, rüzgar hepsi var. Ve kullandığı FreeBuds 5 model takılır. Bak, enteresan olan ne biliyor musun? Ambulansın sesini ben normal şu anda duyabiliyorum. Ama telefondan gelmiyor. Yani kulaklık ambulansın sesini tamamen kesmiş diyebiliriz. Yani çekim odamıza geliyor ama kulaklıktan gelmiyor. Aslında ben şu an ambulansı çok daha iyi. Aynen öyle. Yani aktif gürültü engelleme özelliğinin son derece verimli çalıştığını söyleyebiliriz. Tamamdır o zaman. Görüşmek üzere abi. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Evet, çağrı performansı da bu şekildeydi arkadaşlar. Şahsen ben yeterince tatmin edici buldum. Yani dışarıdaki hiçbir gürültüyü almadığını, dışarıda çok gürültü olsa bile yapay zekası ve üzerinde bulundurduğu 3 mikrofonu sayesinde yalnızca kulaklığı takanın sesini aldığını sizlere ekleyeyim. Bu yüzden ben çok beğendim. Hazır telefon görüşmesi gibi özelliklerden bahsetmişken arkadaşlar, bu kulaklığın farklı cihazlardaki kullanımından da sizlere bahsedeyim. Yani farklı cihazdan kastım, ben bu kulaklığı yalnızca Huawei telefonla mı kullanabilirim? Hayır tabii ki de arkadaşlar. Tüm Android telefonlarda ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarda da kullanabiliyoruz. Aynı zamanda yalnızca bu kulaklığın eşleştirmesi anlamında değil, sunduğu özellikler tarafında da Android ve iOS cihazlarını desteklediğini belirtelim. Örneğin şimdi bahsedeceğim özellik hem Android hem de iOS telefonlarda aktif olarak kullanılabiliyor. Bu özellik de çift cihaz bağlantısı arkadaşlar. Yani farklı cihazlar arasında hızlı geçiş yapabilme FreeBuds 5 modelinde mevcut. Yani örneğin ben bir kafede çalışıyorum. Şöyle bir senaryo kuralım sizlerle beraber. Telefonum iPhone fakat laptopum Huawei ve bu şekilde bir kafede çalışıyorum. Ve kulaklığı iki cihazda da kullanmam gerekiyor farklı zamanlarda. O sırada Huawei laptopumda Huawei kulaklığımı takmış, kurgu işlerimi hallediyorum ve o sırada iPhone telefonuma arama geliyor. Tek tuşla iPhone telefonuma bağlantı olarak geçip telefon görüşmemi yine FreeBuds 5 modeli üzerinden gerçekleştirebiliyorum. Daha sonrasında görüşmem bittiğinde yine tek tuşla diğer cihaza, yani Huawei laptopuma dönüp kulaklığımı kullanmaya devam edebiliyorum. Aynı zamanda bu çift cihaz bağlantısının çok hızlı çalıştığını da söyleyeyim. Yani anlık olarak geçiş yapabiliyorum. Her cihazda çalışmasının da rakiplerine göre avantajlı olduğunu söyleyelim. Geldik kulaklığımızın bir diğer özelliğine. IPX4 sertifikası yer alıyor arkadaşlar. Suya ve tere karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Örneğin yağmurlu günlerde bu kulaklığı kullanırsanız kulaklığın üzerine sıçrayan sulardan korunaklı olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber spor yaptığımızda da terlemeden dolayı oluşan ıslaklıklardan hiçbir şekilde zarar görmüyor. Zaten videonun başında da bahsettiğimiz tasarımı sayesinde kulağımızdan da kaymıyor. Şimdi geldik AI Life uygulamasına arkadaşlar. Hemen bir AI Life uygulamasına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi geldik yazılım tarafına. AI Life uygulamasını zaten farklı Huawei modellerinden de biliyorsunuzdur. Şu anda uygulama önümüzde açık ve bağlı değil olarak gözüküyor ve anlık olarak size göstereyim. Şöyle kulaklığı açtığım gibi direkt olarak bağlanıyor arkadaşlar. Burada hem sağ sol kulaklıkların hem de kutunun şarjını otomatik olarak anlık olarak gösteriyor. Şöyle kulaklığımızı açık bir şekilde kenara koyup uygulamamızda gezinmeye devam edelim. Buradan gürültü engelleme özelliğini açabiliyoruz. Ses kalitesi ve efektleri ayarlayabiliyoruz. Örneğin basları, tizleri yükseltebiliyoruz. Orta sesleri yükseltebiliyoruz. HD aramalar özelliği var. Hemen bunu açalım mesela. Bununla beraber ses kalitesine öncelik ver veya bağlantı kalitesine öncelik ver gibi seçeneklerimiz var. Alt tarafta özelleştirilebilir hareketler var. İki kez dokun ayarını mesela ben arama yanıtla ve sonlandır olarak yapmışım. Sağ ve sol kulaklık için ayarlayabiliyorum gördüğünüz gibi. Basılı tutma ayarında yine üst taraftan o seçeneğe geldiğimizde ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Arama reddetme veya gürültü engelleme ayarı olarak. Bir de kaydır var arkadaşlar. Normalde ses seviyesi ayarlanabiliyor ama isterseniz bu özelliği de kapatabiliyorsunuz. Burada bir de kulaklıkları bul özelliği yer alıyor arkadaşlar. Örneğin ben sağ kulaklığımı kaybettim. Hemen oynata basıyorum. Hemen sizler için kulaklığı yakınlaştıracağım.
Bu ses sayesinde de yine kulaklıkları rahatlıkla bulabiliyoruz. Burada güncellemeleri kontrol edebiliyoruz. Şu anda en güncel versiyon yüklüymüş. Ayarlar tarafında da giyme algılama özelliği ve düşük ses gecikmesini de açabiliyoruz. Oyun moduyla beraber 150 Hz'lik bir düşük gecikme sunduğunu söylemiştik. Bunu da açalım mesela. Genel olarak uygulamanın kulaklığın her türlü işlevi için özelleştirilebilir olduğunu söyleyelim. Evet, uygulamamız da bu şekildeydi. İncelememizin yavaş yavaş sonuna gelirken genel bir değerlendirme yapalım. Su damlası tasarımıyla alışılagelmişin dışında tam da kulağımıza oturan bir yapıya sahip. Aynı zamanda oval yapıya sahip case'inin de cebimizde rahat bir şekilde durduğunda eklemiştik. Yüksek çözünürlüklü ses sayesinde kayıpsız bir şekilde ses deneyimi yaşadığımızı da ekledik. 30 saate kadar bir kullanıcı deneyimi sunduğunu ve 5 dakikalık şarjla 2 saatlik bir pil ömrü vaat ettiğinde belirtelim. Çağrı gürültüsü engellemesinin oldukça başarılı olduğunu da sizlerle paylaşmıştık. Çift cihaz bağlantı desteği sayesinde Android, iOS fark etmeksizin tüm cihazlarda destekli olduğunu, iki cihaz arasında geçişin bir hayli kolay olduğunu da ekleyelim. Son olarak IPX4 sertifikasıyla da su sıçramalarına ve terlemelere karşı korunaklı bir yapıya da sahip. Evet arkadaşlar, şimdi geldik fiyat tarafına. Huawei FreeBuds 5 modeli şu anda 2999 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Fakat Huawei'nin resmi web sitesinde sepete eklediğimiz zaman otomatik olarak 300 TL'lik bir indirim uygulanıyor. Yani Huawei web sitesinde yine kontrol etmenizi öneriyorum. Çünkü farklı sitelerde 3000 TL'nin üstünde bir fiyata sahip olabilir. Fakat Huawei'nin sitesinde indirimler olabiliyor arkadaşlar. Yani şu anda 300 TL'lik bir indirim söz konusu. Bu yüzden Huawei web sitesini kontrol etmenizi tavsiye ederim. Bu arada bizde İki renk buz grisi olarak geçiyor arkadaşlar. Fakat Huawei web sitesinde seramik beyaz renginde görebilirsiniz. O renginde gayet hoş durduğunu söyleyebilirim. Fakat ben Huawei FreeBuds 4 modelinden de bu rengi çok seviyorum. Benim gözümde buz grisi bir tık daha üstte. Evet arkadaşlar, incelememizin sonuna geldik. Eğer kulaklık hakkında kafanızda takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Biz de sizler için aklınıza takılan tüm soru işaretlerine yanıt vereceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.